Bugün Üsküdar Üniversitesi'nden psikiyatrist profesör doktor Sayın Onur Noyan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Noyan, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar kulağım, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle madde bağımlılığını detaylıca konuşalım istiyoruz ama önce bir söyleyelim mi? Madde bağımlısı olmak ne demektir, madde bağımlılığı? Bağımlı olmak demek şöyle aslında. Herkesin sizi kötü olarak damgaladığı, sanki bir hastalığınız yokmuş ve içinden çıkamadığınız durumla ilgili bir kişilik bozukluğunuz, kişilik zafiyetiniz, ahlaksızlığınız varmış gibi baktığı, herkesin ötelediği bir tablodasınız demektir madde bağımlısı olmak. Aslında böyle baktığınız zaman biz bağımlı sanki bir seçilmiş gibi, kişinin kendi iradi bir seçimiymiş gibi bakıyoruz. Ama bağımlılık bir hastalık. Yani bunu kabul etmediğimiz sürece bağımlılığa her zaman için ötelenecek, damgalanacak ve bir şekilde hep ayrı taraf duracaklar. Ne yazık ki haklısınız. Bu yaygın bir yanlış bakış. Bu söylediğiniz şeyin üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bu madde bağımlılığıyla mücadelede de aslında bir engel oluşturuyor galiba bağımlılar için. Ama önce bir kişinin madde bağımlısı olduğuna nasıl karar veriyoruz? Bunu öğrenebilir miyiz? Mesela ne gibi belirtileri oluyor? Evet, şimdi bağımlılık dediğimizde bu bağımlı olmanın yaratmış olduğu olumsuz duygu durum öncelikle insanların tedaviye müracaat etmesine de engel oluyor. İnsanlar gelmek istemiyorlar, bunu açıklamak istemiyorlar, deklare etmek istemiyorlar. Belki kabul bile etmek istemiyorlar. Tabii kabul etmek istemiyorlar ve esasında ki en büyük sorunumuz da bu. Yani biz birisine bağımlı dememiz için aslında kişinin bazı işlevsel bozukluklarının ortaya çıkmış olması gerekiyor. Yani hayatında bir kere madde içmiş, iki kere madde içmiş bir kişiye biz bağımlı demiyoruz. Evet. Kime diyoruz peki? Belirli bir miktarda madde kullanıyor. Bu kullanılan miktar madde miktarı giderek artıyor. Artık kontrolsüz bir hale geliyor. Kişi bunu durdurmak istiyor ama durduramaz hale geliyor. Ya ben bugün bir sefer içeceğim diyor, iki sefer içiyor. İki içeceğim diyor, üç içiyor. Durduramıyor. Kullanılan miktar artıyor. İçmediğinde yoksunluk belirtileri yaşıyor. Ve bu yoksunluk belirtileri kişinin tekrar içmesine sebep oluyor. Kişinin elinde olmadan ortaya çıkan belirtiler bunlar. Ve içmediği zaman da çok yoğun bir istek yaşıyor. Biz buna aşerme diyoruz. Aşeriyor. Bunlar fizyolojik tarafı aslında bağımlılığın. Bir de bunun yanında bizim tabii uzun orada bir 8-10 tane kriterimiz var ama özeti şu. Kişinin ailesel, mesleki ve sosyal hayatını etkileyen durumlar ortaya çıkması. İşlevselliği bozuyor. Sosyal ilişkilerini bozuyor, tehlikeli durumlara düşüyor ama yine kullanıyor, kullanmaması gereken durumlarda yine kullanıyor derken birbiri ardına gelen bazı davranış problemleriyle seyrederken biz artık burada bağımlılıktan bahsedebiliriz. İlk aşamalarında yakalanması mümkün mü bunun acaba? O zaman tanı koymak bir şey değiştiriyor mu? En çok burada çalışıyoruz zaten. Aileler sıklıkla çocukları madde kullanmaya başladıktan 2 sene sonra fark ediyorlar. Evet. Ve bu 2 sene içerisinde o ilk denemeler olmuş oluyor. Denemeler tekrarlı kullanımlara sebep oluyor derken işlevsellik bozuyor ve bağımlılık başlamış oluyor. Ve bize geldiğinde hastalar sıklıkla bağımlılık tablosu gelişmiş oluyor doktora geldiklerinde. Evet. Ama öncesinde bunu yakalamak da hangi bağlamda çok önemli? En azından beyin işlevleri o kadar olumsuz etkilenmez. Maddenin beyindeki o toksik etkisine daha az maruz kalır. İşlevsellik daha az bozulur. Hayatı daha az böyle dengesizleşir. Daha dengeli gider öyle söyleyeyim ve bir noktadan sonra artık daha çabuk iyileşir hale gelebilir erken gelirse. Ama sorun şu. Erken dönemde kişiler bağımlı olduklarını kabul etmedikleri için doktora gelmekte de isteksiz oluyorlar. Evet. Ben buna bağımlı değilim diyorlar. Ben bağımlı değilim. Ben bunu hallederim. Siz abartıyorsunuz canım. Arkadaş ortamında bir şey içtim. Ne olacak ki? Her zaman da içmiyorum gibi bir düşünceyle tedaviye gelmeyi geciktiriyorlar biraz. Ve bu da tabii aile arasında çatışmaya sebep oluyor. Tabii ben hemen aileye geçtim. Normalde çünkü ergenlik döneminde kullanılıyor bu maddeler daha. Evet. Yani evet. Lise döneminde başlayan bir süreç var. Aileyle ergen hep temas ediyor burada.
Tabii. Kullanıyor, kullanmıyor, ne yapıyor, ne ediyor derken ve burada hep ikili bir çatışma ortamı var. Tabii ergenlerle çatışma biraz normalde karşılanıyor o çağdan ötürü. Ama bunun bir madde bağımlılığıyla birlikte yürüdüğünü ayırt etmek için ailelerin de herhalde dikkatli olması gerekiyor, değil mi? İşte esas sorun o. Yani acaba bu madde bağımlılığı belirtisi mi? Bizim çocuk madde mi kullanıyor? Yoksa ergenliğin normal agresyonu mu? Gerginliği mi? Ondan mı böyle davranıyor? Ya işte içe kapanıyor, kimseyle konuşmuyor, ne yaptığını bilmiyoruz. Gizli gizli birileriyle haberleşiyor, mesajlaşıyor, bir şeyler yapıyor. Ya acaba ne yapıyor şimdi, şey mi içiyor diye düşünüyorsun. Ama bir taraftan da diyorsun ki ergenlik bu, olabilir. Hani özel tabii, hayatı tabii. Olabilir. Arkadaşıyla tartışıyordur, onunla bir şey konuşuyordur olabilir derken ikircikli bir durumda kalıyor aile mecburen. Sıkıntılı durum bu. Peki madde bağımlılığının nedenleri nelerdir hocam? Yani daha yatkın olanlar var mı yoksa başka şeylerden mi kaynaklanıyor? Yani şöyle kimler bağımlı olur diye düşündüğümüzde acaba kimler bağımlılığa yatkındır? Kadınlar mı, erkekler mi, işte yaşlılar mı, gençler mi, kısa saçlılar mı, uzun saçlılar mı? Kimler? Herkes, her birey bağımlı olmaya aday. Hepimiz aynı eşitlikte uzarız aslında bağımlı olmaya. Evet. Yani burada sosyoekonomik durum. Doktor da bağımlı olabilir. Hiç işi olmayan birisi de bağımlı olabilir. Okula giden bir çocuk da bağımlı olabilir. Okula gitmeyen başka bir yetişkin de bağımlı olabilir. Herkesin bağımlı olma riski eşit aslında. Burada bazı faktörler var devreye giriyor. Bunlar işte bizim her zaman psikiyatriyle konuştuğunuz ortaya çıkacak biyopsikososyal nedenler diyoruz. Biyolojik sebepler var. Yani ailede bir bağımlılık geçmişi olan birisi varsa o bireyin riski artıyor. Evet. O bireyde belirgin bir okul düşüklüğü varsa, okul başarısı düşüklüğü varsa o bireyde risk artıyor. Niye? Çünkü arkadaşlarını bu sefer dersleri daha az iyi olanlardan seçiyor. Onlarla birlikte başka aktivitelere katılıyor. Ve oradan farklı yollara sapıyorlar derken maddeyle tanışıyor. Ve bir şekilde maddeyle tanışmanın ne kadar erken olduğu aslında bağımlılığın belirteci. Yani erken dönemde maddeyle tanışanların bağımlı olma ihtimali daha geç yaşta tanışanlara göre çok daha yüksek. Bu bağlamda sosyal çevre, arkadaş çevresi, aileden örnek alma, geçmiş yaşantı, travmatik yaşantı, sağlıklı bir aile çevresinin olmaması gibi bunların hepsi bağımlılık gelişmesi için birer risk faktörü. Çünkü bunların hepsi maddeyle tanışmayı kolaylaştırıyor. Evet. Aileyle çatışıyorsa dışarı kaçıyor. O dışarı kaçıyorsa ergenlik dediğimiz süreç zaten kişinin böyle canlı kanlı olduğu, sürekli risk aldığı, heyecan aradığı bir süreç. Evet. Gidiyor hemen her türlü riski alıyor, riskli davranışı deniyor derken bir bakıyor kendisine maddenin içerisinde bulmuş. Maddeyle tanıştığı anda da bağımlılık riski başlıyor zaten. Peki böyle bir durumdan şüphelenen ailelerin nasıl yaklaşması gerekir ergene? Öncelikli olarak şeffaflık. Bu bağımlılıkla ilgili konular devreye girdiğinde şeffaf olmadığınızda maalesef bir yere varmamız çok zor. Aile diyelim şüphelendi. Ayşe, Ali diyecek ki oğlum kızım ben seni çok seviyorum ama ben bu aralar biraz endişeliyim. Ailelerin ben dili kullanması gerekiyor. Kendi duygularını ifade etmeleri gerekiyor. Kendi endişelerinin ne olduğunu, kaynağının ne olduğunu karşı tarafa net aktarmaları gerekiyor ki ortak çözüm bulabilsinler. Ben endişeliyim. Neden endişeliyim? Senin son zamanlarda şu davranışlarını değişiklikler gördüm. Evet. Sen daha önce bu kadar çok odaya kapanmazdın. Çok kapanır oldun. Sen arkadaşlarınla sürekli irtibat halindesin, bir şeyler yapıyorsun ama ben onları bilmiyorum. İşte eve çok böyle uykulu, baygın halde geliyorsun. Yatağa bir yatıyorsun, bir daha kaldıramıyoruz seni. Üstün başın bir koku var üstünde ama ne olduğunu ben anlayamıyorum. Bunlar beni çok endişelendiriyor. Senin madde kullanmandan endişeleniyorum. Karşı taraf diyecek ki ya ne alaka abartıyorsunuz ya. İşte bir yorgundum zaten, canım sıkkındı, hemen onları mı yoruyorsunuz? Yok. İyi bir gözlemci olması lazım ebeveynlerin. Bu davranış değişiklikleriyle ilgili ellerindeki düşüncelerini aktarıp hayır dese bile
çok net eminlerse tabii ki herhangi bir şey kullandığından, o zaman diyecekler ki gel birlikte gidelim. Bunlar benim boş endişelerim de olabilir ama biz bir doktora gidelim. Bir doktor bize bir yol göstersin, ne yapacağımızı söylesin. Sonra da ergenle konuşmak, onu biraz o ortama çekmek, gerekirse idrar testi yapmak, teste olup olmadığını görmek, belki ailenin kaygıları yersiz, belki de gerçekten kullanıyor. Bunun ortaya çıkması için bir fırsat vermiş olacak bu konuşma. Evet. Peki madde bağımlılığının çeşitleri nelerdir acaba? Madde dediğimizde tabii hep uyuşturucu madde diye biliyoruz, biliyorsunuz yani. Uyuşturucu madde diyoruz ama madde dediğimizde uyarıcı ve uyuşturucu olmak üzere iki farklı madde grubu var artık. Uyarıcılar da maddeler. Evet. Ve dünyada en çok kullanılan uyarıcı olan yasal madde kafein. Ha diyeceksin ki o da mı madde? E, kafeinin de bağımlılığı var. Evet. Yani kafein ne yapıyor? Uyarıcı etki yapıyor. Kişinin zihninin biraz daha uyanık olmasını sağlıyor. Alert olmasını sağlıyor. İşte bazen zinde kalmak için kahve tüketiliyor derken böyle bir süreç başlıyor. Gençler çok fazla kahve tüketiyorlar. Ama nispeten kurtulması kolay bir bağımlılık değil mi acaba, yoksa fark etmiyor mu? Yani kafein istediğinde mi? kafeini almayı bırakma ihtimali daha yüksek sanki. Yanlış bilgi mi bilmiyorum. Hani şimdi kafein bağımlılığından tabii biz şimdiye kadar tedavi etmedik kimseyi. Yani bize gelmiyorlar ya da kimse bende kafein bağımlılığı var ne yapayım diye. Çünkü kendince yöntemler buluyor. Biraz azaltıyor, araya başka bir şey koyuyor. Bağımlılığın temelinde olan var olan şey aslında, bir şeyle ilgili sorun yaşadığını fark ederse onu değiştirmek için çabaladığında kolay bir şekilde olmasa da eninde sonunda o değişim gerçekleşir. Yeter ki farkındalık olursun. Evet. Bu bağlamda hani kafeinle baş etmek daha kolay gibi ama kafeinle başlayan bir süreç var burada. Daha sonra nikotin geliyor. Sigara. Evet, o çok fena. Yani evet. Sigara kullanımı bütün bağımlılığa geçiş için bir geçit kapısı niteliğinde. Bir de sosyal yani, hayatta o kadar da kötü bakılmıyor hani, ne tabii, yazık ki. Evet. Sigara daha kabul gören bir durum. Evet. Diğerleri gibi değil ama gençlerin erken yaşta sigarayla tanışmaları o gençlerin başka maddelerle tanışmaları için bir fırsat sağlıyor. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz. Gençlik döneminde madde kullananların %90 ve üzeri bu maddeye sigarayla başlıyor. Yani aslında bir sigaraya geçişi kolaylaştırmazsak, zorlaştırırsak sigaraya başlamayı, bağımlılıkta da iyi bir yol kat ederiz gibi gözüküyor. Evet. Uyarıcı maddeler var dedik, uyuşturucu maddeler var dedik. Bu da çeşit çeşit. İşte beynin ödül merkezini aşırı uyarması bunların temel sorunları. Bazıları da serotize edici, sakinleştirici. Kişinin böyle toplumdan, sorunlardan kopup kendi başına kalmasına sebep olan bağımlılık maddeleri var. Alkol de madde bize göre. Evet. Alkol de bu bağımlılık yapıcı maddelerin arasında yer alıyor. Ve bunun yanında aslında her ne kadar siz madde bağımlı deseniz de bağımlılık dediğimiz son zamanlarda artık kumar bağımlılığını da çok fazla görmeye başladık. Alışveriş yani, bağımlılığı da var işte, yeme ile ilgili sorunlar var, ne yazık ki bu bağımlılıklar artıyor galiba çeşitli şekillerde. Davranışsal bağımlılıklar diyoruz onlara da, son yani 7-8 yılda çok daha ön planda. İnternette oyun oynama bağımlılığı var, kumar oynama bağımlılığı var, alışveriş bağımlılığı var, pornografi bağımlılığı var, aşırı spor, egzersiz, yemek, her türlü davranışın aşırısının bağımlılığa giden yolu açtığını söyleyebiliriz. Ama bizim hastalık olarak baktığımız iki tane hastalık var temelinde. Birisi kumar, birisi oyun. Evet, evet. İnternette oyun ama kumarın da bu dönemde gençler arasında dahi çok yaygınlaştığını, iddia ya da işte böyle bahis gibi ürünlerde çok daha büyük bir sorun haline geldiğini söylemeliyim. Ve burada da biz yapılan çalışmalara göre şunu söylüyoruz. Kumar oynamada herhangi bir madde yok. Ama madde bağımlılığında ortada bir madde var. Beyni giriyor, beynin yapısını değiştiriyor, ödül merkezi oluyor. Kumarda ne var da bu ortaya çıkıyor? Kumarda da kazanmak ve kaybetmek arasındaki giden o sarkaç var. Ve beynin ödül merkezini uyaran her türlü davranış bağımlılığa yol açar.
Evet. Madde olduğu zaman bir madde giriyor beyne, diğerinde bir davranışın sonucu iki felsefe arasında gidip geliyor. Peki tedavi diyecek olursak, tabii çeşitleri var bağımlılığın, hepsinde farklıdır ama genel olarak bağımlılık tedavisi hakkında ne söylersiniz? Öncelikli olarak kişinin farkındalığını bizim oluşturmamız gerekiyor. Kişi şunu demeli yani, ya evet benim bir sorunum var, ben bir madde kullanıyorum ve bunu bazen planladığımdan daha fazla da kullanıyorum. Bu benim için büyük bir sorun haline geldi diyebilmeli. Ama her zaman bunu diyerek bizim karşımıza gelmiyorlar ve bizim görevimizde bu farkındalığı yaratmak. Birinci önceliğimiz farkındalık yaratmak. Benim bir sorunum var farkındalığı. İkincisi bir eğitim vermek. Kişinin yaşamış olduğu sorunların, bağımlılığın beyinle ilişkisini anlatmak, bağımlılığın bir kişilik bozukluğu olmadığını hastaya anlatmak, bunun bir beyin hastalığı olduğunu söylememiz, kişinin buna ikna olması en temel gerekli olan ihtiyacımızı karşılıyor %50. Sonrasında devreye kişinin bunu kullanma sebepleri, kullanma ihtiyacı, neden kullanıyor, kullandığında ne yaşıyor, kullanmazsa ne yaşıyor, bunlarla nasıl baş eder, bunlarla yönelik bir psikoterapi sürecimiz oluyor. Ve bununla birlikte eşlik eden başka bir psikiyatrik hastalık varsa buna özgü ilaç tedavileri oluyor. Kullanılan maddenin vücuttaki ortaya çıkarttığı isteği azaltan ilaçlarımız da var. Bazen de bunları veriyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için.